Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle çok önemli bir ismi konuşacağız. Şahsen kendisine beslediğim hayranlıktan dolayı onu konuşmak için heyecanlanıyorum. Çok ünlü bir ressam olan Frida Kahlo. Pablo Picasso bile biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz diyor Frida Kahlo'yu anlatırken. Peki bizler onun hayatıyla ilgili neler biliyoruz? Belki bazılarımız için o sadece bir ressam. Belki bazılarımız için o sadece bir portre. Peki onu ne kadar tanıyoruz? Dilerseniz Frida'yı daha yakından tanıyalım. Frida 6 Temmuz 1907'de Meksika'da dünyaya geldi. Ancak ülkesinde yaşanan devrimi doğum günü olarak kabul etti. Bu yüzden dolayıdır ki 7 Temmuz 1910 tarihinde doğduğunu kabul eder. Geçirdiği hastalık sebebiyle tıp eğitimi almak istemiş. Bu nedenle ulusal hazırlık okuluna başlamış. Burada sanattan edebiyata birçok dalda başarı göstermiş. Her şey rayına oturdu derken, 18 yaşındayken çok büyük bir trafik kazası geçirmiş. Okuldan eve dönmekte olduğu otobüs bir tramvayla çarpışmış. Tramvaydan fırlayan bir demir çubuk sol bacağından girip leğen kemiğinden çıkmış. Bu kazadan sonra ailesi yaşayamayacağını düşündükçe o inatla hayata sarılmış ve bir ay gibi kısa bir süre sonra hastaneden çıkmış. Hastane masraflarını karşılamak için babası gece gündüz çalışırken ona dinlenmesi için bir tahta yatak yapmış elleriyle ve yatarken sıkılmasın diye de tavana bir ayna yerleştirmiş. Ve Frida her gün o aynaya bakarak kendisini seyretmiş. Ve bir gün eline kalemi alarak ilk otoportresini çizmiş. Böylece ilk otoportresi olan kadife elbiseli Frida 1926 yılında ortaya çıkmış. 1927 yılında nihayet yürümeye başlayan Frida, sanat ve politika çevreleriyle yakından ilişki içerisindeymiş. Bu arada hayranlık beslediği ünlü ressam Diego Rivera ile tanışmış ve büyük bir aşk yaşamaya başlamışlar. Bunun sonunda 1929 yılında evlenmişler. Ancak çevreleri tarafından bu evlilik fil ile güvercinin evliliği olarak nitelendirilmiş. Aynı yıl ikinci otoportresini yapan Frida 1930 yılında eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşmiş. Burada düğün fotoğraflarından yola çıkarak Frida ve Diego Rivera diye bir tablo yapmış. Bu eser San Francisco'da bir sergide kendisine yer bulmuş. Böylece ilk defa bir eseri Frida'nın sergilenmiş. Çiftin evliliği oldukça çalkantılı olmuş. Sağlık sorunları nedeniyle ne yazık ki çocuk sahibi olamayan çift, bir de üstüne Diego'nun sadakatsizlikleri neticesinde ayrılık kararı almışlar. 1939 yılında boşanan Frida, ardından Rus lider Troçki ile kısa bir süre ilişki yaşıyor. Daha sonra bir yıl sonra yeniden kopamadığı aşkı Diego ile evleniyor. Sık sık sağlığı bozulan ve inanılmaz acılar çeken Frida, kendisini sanatına vermiş ve bir sürü tablo üretmiş. Ardından 1943 yılında yeni açılan bir sanat okulunda yine tüm zorluklara rağmen 10 yıl boyunca öğretmenlik yapmış. 1950 yılında omurgasındaki rahatsızlık sebebiyle 9 ay hastanede kalmak zorunda kalan Frida'nın 1954 yılında sağ bacağı kesilmiş. Ve Frida 13 Temmuz 1954 yılında akciğer embolisi neticesinde hayata gözlerini yummuş. Frida'nın ölmeden önceki son eseri ise Yaşasın Yaşam adını taşıyan bir natürmorttu. Frida'nın cenazesi vasiyeti gereği yakıldı ve doğduğu ev olan Mavi Ev'de korunmaktadır. Mavi Ev 1955 yılında Diego Rivera tarafından devlete bağışlanmıştır. Evet, bugün sizlerle Frida'yı yeniden anmak istedik. Eğer onu daha iyi tanımak istiyorsanız Salma Hayek'in oynadığı Frida filmini hepinize öneririm. İyi seyirler. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, merakta kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.